Uzaklaş diyorum. Görmüyor musun? Nereye uzaklaşayım? Nerede? Bomba var kardeşim. Tamam, nerede? Nerede? Dolmabahçe Sarayı'nda bombalı saldırı şoku yaşandı. İstanbul polisi yılın ilk günü alarma geçti. Hocam deha, bak deha. Bomba var şurada. Yerde bomba. Devam edin sarı. Şuradan uzaklaşır mısın? Hocam hadi. 2015'i kana bulamaya niyetli saldırgan öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı önüne geldi. Saldırgan Dolmabahçe Sarayı'nda nöbet tutan polislerin bulunduğu noktaya geldi ve elindeki iki el bombasını nöbet kulübesine doğru fırlattı. Ancak el bombaları patlamayınca saldırgan bu kez silahını çekti ve polislerin bulunduğu noktaya doğru, nöbet kulübesine doğru ateş açmaya başladı. Nöbet kulübesindeki tören kıyafetli polisler hemen harekete geçti. Karşıya geçiyorum. Şüpheli kişi yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Saldırganın ayakkabıları çıkarıldı ve ayağındaki çoraplarla sarayın içine sokuldu. Kelepçelenen kişi saray içindeki polis noktasına götürülürken bomba imha uzmanlarının olay yerindeki incelemesi sürüyordu. Dolmabahçe Sarayı önündeki incelemeler şu anda devam ediyor. Emniyetin ilgili tüm birimleri olay yerinde, atılan ve patlamayan el bombası üzerinde çalışma yapılıyor. Dolmabahçe Caddesi üzeri de her iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bölge güvenlik çemberine alındı. Hatta az önce ekipleri uyardı. Muhtemelen atılan el bombası, patlamayan o el bombası etkisi hale getirecek. Çünkü ekiplerin bölgeden biraz daha uzaklaşması istendi. Polis bombayı patlatmadan önce her tarafı aradı. Güvenlik kulübesindeki halının altına bile bakıldı. Son hazırlıklar yapıldı. Nereye uzaklaşayım? Nerede? Bomba var kardeşim. Tamam, nerede? Nerede? Dolmabahçe Sarayı önündeki çalışmalar devam ediyor. Emniyetle ilgili tüm birimleri şu anda olay yerinde. Saldırganın attığı ve patlamayan o el bombası üzerinde şu anda ekipler çalışma yapıyor. Trafik her iki yönlü olarak kapatılmış durumda. Bölge güvenlik çemberine alındı. Muhtemelen atılan ve patlamayan o el bombası birazdan etkisiz hale getirilecek. Çünkü ekipler anons etti. Bölgede çalışma yapan diğer polislerin biraz uzaklaşması istendi. Fünye ile patlatılan bombanın sesi çevredekileri korkuttu. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, teröristin iki el bombasının olduğunu ve bombaların imha edildiğini söyledi. Teröristin kimliği ve örgütle ilgili bilgi alabilir miyiz? Kimliği ve bağlantısı bizce malum. Şu anda vermek istemiyorum, evet. Daha önce terör eylemine karışmış mı efendim? Hapishanede yatmışlığı var. Nerede olduğunu bize kalsın. Kaç yaşlarında efendim? En azından onu öğrenelim. Zannediyorum ki 30 yaşlarında bir şahs. Sabıkası ya da suça karışmışlığı var mı? 2003-2006 arasında cezaevinde yatmışlığı var. Terör örgütü üyeliğinde. Artık o kadarını söyleyeyim. Gerisini daha sonra size veririm. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Eski yasa dışı sol örgüt üyesi olduğu ve sabıkasının bulunduğu öne sürülen saldırgan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Cadde incelemelerin ardından trafiğe açıldı.